Bu ılımlı İslam'la ilgili ne Evet, dersiniz? ılımlı İslam Nedir bu projesinin yani? Bu kadar bu Batı yanlısı, bu şudur. kadar Bunun ne İsrail olduğunu yanlısı. anlamak için 1897'ye gitmek lazım. Basel Konferansı. Biliyorsunuz şimdi bu ülke emperyalizm, faizci kapitalizmle para gücünü eline geçirince İsrail'i kurmak için önce parayla satın almak istedi. Theodor Herzl geldi Sultanahmet'e, Ruslarla harp yapılırken bana parayla Filistin'de toprak sat dedi. Ödemeyeceksiniz, sizin olacak. Sadece kölde toprak vereceksiniz. Rusya ile harp ediyoruz, bu kadar ihtiyacımız var. Her şeyi çok iyi bilen muhteşem bir insan olduğu için Sultanahmet bana bak dedi. Şehit kanından vatan toprağı parayla satılmaz dedi. Bunları kovdu. Kim bu kovulan adam? Theodor Herzl. Kovuldu, ne yaptı? Kendisini Sultanahmet'e gönderen Illuminate, ırkçı emperyalizmin mürşitlerine gitti, hesap verdi. Dedi ki beni gönderdiniz. Ben kendisine konuştum, vazifemi yaptım, kendisini de gördüm. Ama adam beni kovdu. Size bir şey söyleyeyim dedi. Ben bu adamı gözümle gördüm. Bu bildiğiniz adamlardan değil, bizim her şeyimizi biliyor. Ve çok müthiş, zeki bir adam. Size tavsiye ederim, illüminatilere söylüyor. Bu adam sağken fazla debelenmeyin, çok zayiat verirsiniz. Illüminatiler ne dediler? Dediler ki sus be korkak adam dediler. Senin korkun yüzünden biz dinimize mi bırakacağız? Büyük İsrail bizim dinimiz. Ne diyorsun sen be? Sultanahmet bize müsaade etmez. Sultanahmet'i tahtından indiririz. Yerine bir Osmanlı gelir, o da müsaade etmez. Osmanlı'yı yıkarız. Yıktık İsrail'i, kurduk. Etrafımızda hep Müslümanlar olacaklar. Biz bir gün denize dökerler, gene yok oluruz. 100 senede İslam'ı yok ederiz. Bu 3 tane söyledikleri sözü 1897'de Basel Konferansı diye meşhur Siyonist Konferansı topladılar ve karar haline getirdiler. Dediler ki Sultanahmet'i tahttan indireceğiz. Büyük İsrail'i kurmak için, kendi inançları için. Osmanlı'yı yıkacağız ve İslam'ı yok edeceğiz. Yani Refah Partisi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından tam 100 sene önce oluyor bu. 100 sene önce oluyor. Size Tesadüf. ben başka bir şey daha söyleyeyim. Cenab-ı Allah bize ne nasip etti biliyor musunuz? Theodor Herzl'in bu kararı almış olduğu Basel'deki salonun, aynı salonun içinde biz 1997 yılında 50 tane Avrupa'daki ülkedeki Müslüman toplulukların, cemaatin reisleriyle Avrupa İslam Dayanışması Konferansı yaptık yıl dönümünde. Tam 100. yıl dönümünde. O 100 senede yok edeceğiz dedi. 100 sene evvel Avrupa'da İslam yoktu. Şimdi 50 tane ülkede 50 milyon Müslüman var Avrupa'da. Rusya dahil 20 milyon. Yani kudret kuvvet bir Cenab-ı Allah, yoksa ırkçı emperyalizm değil. Biz onların planlarından bahsediyoruz. Şimdi bahsederken ne dedik? 1890'da Basel Konferansı'nda Büyük Siyonist Konferansı yaptılar. Bu kararları aldılar. Dediler ki bizim gayemize ulaşmamız için, Büyük İsrail'i kurup yeryüzüne hakim olmamız için Sultanahmet'i indirmemiz lazım. Osmanlı'yı yıkmamız lazım. İslam'ı kaldırmamız lazım. İslam Allah'ın muhafazasındadır. Kimsenin bunu kaldırmaya gücü yetmez. Ama onların planından bahsediyoruz. Nitekim söyledim işte, onlar kaldıracağız derken tam tersine Avrupa'da o zaman Müslüman yoktu, şimdi 50 milyon Müslüman var. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tır kudret kuvvet sahibi olan, onlar değildir. Onların hepsi zahiridir. Bu konferansın arkasından durmadılar. Dediler ki bu kararı aldı, kim uygulayacak? İtalyan haham başçısı Emanuel Carasso. Bunu getirdiler. Dediler biz bu kararı aldık, sen uygulayacaksın. Hay hay, tam bana göre bir iş dedi. 5 sene etüt yaptı 1890'dan itibaren. 1903'te Selanik'e geldi. Ben burada işe başlamalıyım dedi. İttihat ve Terakki Cemiyet olarak kurdu. Oradaki sivil ve askerlerin bir kısmını mason yaptı. Bunları padişaha karşı harekete geçirdi. Millet meclisini açtırdı. Çok özet olarak geçiyorum. Kendisi Selanik milletvekili oldu. Ve Sultanahmet'in haline çoğunluk gayrimüslimlerde olduğu için meclisten karar çıkartarak 1908'de meclis açtı, 1909'da karar aldı bir senede. Sultanahmet de bunu tebliğ eden heyetin başında saraya da kendi gitti. Sultanahmet kan dökülmesin diye bunların isteklerine uydu. Önce meclisi açtı, sonra da Selanik'e gitti. Benim tabağımdır kan dökümü. Böyle yufka yürekli bir insan olduğu için bu şekilde hareket etti. Bir elinde kendisinin İttihat ve Terakki Parti yaptığı siyasi güç, öbür elinde askeri güç olmak üzere
Emanuel Carasso devlete hakim oldu. 1909'da Sultanahmet'i gönderdikten sonra ve birinci vazifesini ifa etti. İkinci vazifesine Osmanlı'yı yıkmak. Bunun için önce Libya'yı İtalyanlara verdi. Özet geçiyorum. Bizde tarih doğru okutulmuyor. Yunan'ı, Rum'u, Rus'u birleştirmek suretiyle Balkan Harbi'ni çıkarttı. Onları Yeşilköy'e kadar getirdi. Hiç lüzumu yokken Cihan Harbi'ni çıkarttılar ve Osmanlı'yı Cihan Harbi'ne soktular. 30 cephede Osmanlı savaştı. Çanakkale bunlardan bir tanesidir. Galicia'sından Yemen'ine kadar. Dünyanın hiçbir milleti böyle bir savaşa dayanamaz. Bu millet ne sağlam bir millet ki 4 sene 30 cephede bütün dünyayla savaştı. Sonra bir tap düştü, önüne Sevr'i koydular. Sevr Büyük İsrail Projesi'ydi. Sevr'i koydular, imzalamak mecburiyetinde kalındı ama Sevr'i uygulayamadılar. Fransızlar Kahramanmaraş'a bizim olsun diye gelmedi. Burası Büyük İsrail Partisi alıp İsrail'e vereceğim diye geldi. İngilizler Ürdün'e, Filistin'e bizim olsun diye gitmedi. İsrail'i kurmak için gittiler. Ama bu milletin inançlı evlatları dolayısıyla daha 1919'dan başlamak üzere sonra 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurması suretiyle 5 sene onları vatanımızdan kovduk. Sevr'i uygulayamadılar. Büyük İsrail'i kuramadılar. Onun üzerine bir üçüncü ırkçı emperyalist. Kim bu? Hayim Nahum. Birinci kim? Theodor Herzl. İkincisi kim? Emanuel Carasso. Üçüncüsü Hayim Nahum. Hayim Nahum İnönü'nün sözde müşaviri. Gitti önce İsmet İnönü'nün müşaviri olarak kullanıyor. Mısır haham başlısı Hayim Nahum. Gitti bu. Dedi ki bu Lozan'ı imzalayın. Lozan'ı imzalamadığınızı söyleyebiliyorsunuz. Ben size hayranım dedi. Ben Mısır Hahan başçısıyım. Niçin imzaladığınızı biliyorum. Siz diyorsunuz ki ya biz Cihan Harbi'ni ne yaptık? Büyük İsrail'i kurmak için. Harbin galibi değil miyiz? Harbin galibi olduğumuz halde niçin İsrail'i önce küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Kurmuşken büyüğünü kuracağız. Ne kadar haklısınız. Ve sonra diyorsunuz ki İsrail'i kurmak marifet değil, güvenliğini sağlamak. Bunun için Anadolu'da 19 Haçlı Seferini püskürten Selçuk ve Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir Türkiye olmayacak diyorsunuz. Ben bunun için de size hayranım. Ama kalbimin yanında aklımı da kullanıyorum diyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor çünkü bunlarda iman var. Ne olacak? Gelin yalancıktan Lozan'ı imzalayın. Asıl olan Sevr olsun. Bir time out anlaşması olarak Lozan'ı imzalayın. Hayim Nahum'un teklifi bu oldu. İmzalayın ama dört şey yapın. Anadolu insanını aç bırakın. İşsiz bırakın. Borcu esir edin. Dininden uzaklaştırın. Yumuşak lokma yapın. Harp ederek değil. Yumuşak lokma yutarak Anadolu'yu yutun. Hayim Nahum doktrini budur. Bu doktrini o vakit Lozan'da ileriye sürdü. Amerika imzalamadı. Çünkü o tam Siyonizmin kontrolünde. Hayır ben hiçbir şekilde buna imza atmam dedi. Şu zaman Lozan'ı imzalamadı. Ama Loyçok ve Clemenceau time out anlaşması imzaladı. Şimdi bu AKP şuursuz bir şekilde ne pahasına olursa olsun ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diye gidip bunlara yalvarıyor ya. Önüne onun için Sevr'i koyuyorlar. Lozan'ı değil. Çünkü onlar Sevr'i esas alıyor. Budur uygulanacak olan diyor. Lozan'ı biz muhakkak imzaladık sizi yumuşak lokma yapmak için. Ve 80 senedir üzerimizde bu uygulama için çalışmışlardır. Tekrar ediyorum. Hayim Nahum doktrini ne demek? Her Türk evladı bunu bilmesi lazım. Anadolu insanı aç bırakılacak, işsiz bırakılacak, borcu esirilecek, dininden uzaklaştırılacak. Bu onların planıdır. Yumuşak lokma yapılarak yutulacak. Çünkü bunlarda Sütçü İmam var. Bunlarda Rıdvan Hoca var. Pınar Hasan Basri Çantay var. Bunlarda Vefi Çıkrıkçı var. Tarihimizde yetiştirdiğimiz bu muhteşem kahramanlar karşısında hocam, onlar bunu Atatürk'ü görüyor. Atatürk'ü herhalde bahsetmek lazım. Onu... Hiç şüphesiz 1920'de tabii evet. Ondan sonra topyekun oldu. 5 sene böyle sürdü. Ben daha 1919'dan bahsediyorum. İşe başladıkları anda millet ayaklandı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu iş bütün ülke çapında yayıldı. Ve böylece bütün yurdumuzu, vatanımızı kurtardık. Bunları sokmadık, uygulayamadılar. Uygulayamadılar. Şimdi Hayim Nahum onlara bu aklı verdi. Bu akıllarında saklayıp duruyorlardı. Ne zaman ki bu AKP gitti... Biz ne yaparsa olsa olsa Avrupa'ya gireceğiz dedi. Hay hay. Sizi bir içeri almayacağız. Kapıya bağlayacağız. Ama bu Sevr uygulanacak diye önüne koydular. Şimdi gelmişler.
azınlıklar diye yeni tarifler çıkartıyor. Lozan'ı dinlemiyor. Komşularınızla uyuşacaksınız diyor. Ermeni soykırımı tanıyacaksınız diyor. Her gün bir şey, her gün bir şey. Ne bu aslında? Sevr'i uygulayıp Büyük İsrail'i kurma planı. Onun için bu planlar daha önceden bilinmezse bugünkü olayları anlamak mümkün değil. Şimdi sualinize geliyorum. Bu ılımlı İslam ne demek? Bu ılımlı İslam, 1897'de İslam ortadan kaldıracağız dediler ya. İslam ortadan nasıl kalkacak? Bir yasaklayarak kaldırmanız var. Bir de özünü değiştirerek kaldırmanız var. Dünya Siyonizmi ikisini de deniyor. Hem yasaklama yoluna gidiyor, hem de özünü değiştirme yoluna gidiyor. Siz namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, fakat Siyonizmin kurduğu düzene karışmayacaksınız. Onlar dünyanın hakimi olacak, siz köle olacaksınız. Siyonizmin kölesi, Müslümanlık kölelik kabul etmez. La ilahe illallah demek, ancak Allah'a kül olunur, kimseye kul olunmaz. Müslümanlığın temeli bu. La ilahe illallah öyle muazzam bir şey ki, her şey onun içinde. Ondan dolayı Müslümanlık şekil dini değildir. Müslümanlık şuur dinidir. Şimdi bu AKP'deki arkadaşlar, efendim ben de İmam Hatip okulu mezunuyum. Ben de şunu okudum, ben de bunu okudum, ben de eski milli görüşçüyüm. Bana bak, bunların hiçbirisi bir şey ifade etmez. Sen asıl Müslümanlığın temelini kavram. Müslümanlık bütün insanlığın saadeti için hakka hakim kılmak demek. Sen Siyonizme hizmet ediyorsun. Tam tersine bütün insanların sömürülmesine yardım ediyorsun. Demin söyledim ya, yarın bunun hesabı olduğu zaman veremeyeceksin bu hesabı. Bunu sana hatırlatmak bir abi olarak benim vazifem. Müslümanlık çocuk oyuncağı değil, Müslümanlık şuur dini. Şuur, 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 şekil değil. Müslümanlık kölelik kabul etmez. Yahudi'ye köle oluyor, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın ama Yahudi'nin emrinde olacaksın. Onun istediği dünyada köle olacak. Böyle Müslümanlık olmaz. Müslümanlık yeni gelmedi ki. 1400 yıldan beri biz köle mi olduk, yoksa dünyada adil bir düzen kurup bütün dünyaya saadet mi getirdik?